Öyleyse bilimin tanımını yapalım. Bilim nedir? Mesela su iki hidrojenden oluş, bir iki hidrojen bir oksijenden meydana gelmiştir. Önermesi bilimsel mi değil mi? Bilimseldir. Peki sorumuz şu. Niçin bilimseldir? Şundan dolayı bilimseldir. Sizin bir kimyacının su iki hidrojen bir oksijenden oluşur önermesinin bilimsel olması için bunun herhangi bir kimsenin yorumuna tabi olmaması gerekir. Ve ben onun dediği şartlarda aynısını tekrar ettiğimde aynı sonucu almam gerekir. Öyleyse bilimsellik şudur. Bir iddia yani bir bilimsel önerme bir iddia bilimsel ise onun söylediği şartlarda onun dediği gibi aynı şeyi tekrar ettiğimde o sonucu almam gerekir. Ve bu bana göre sana göre ona göre olmaması gerekir. Herkes için geçerli olmak şartıyla öyleyse Bilimselliği bir cümle özetliyorum. Aynı şartlar altında tekrarlandığında aynı sonucun alınmasıdır bilimsellik. Eğer böyle değilse benim yorum işe karışıyorsa bilim adamları dedi ki evrimci bilim adamları dedi ki nasyonel coğrafik ben anlamam. Ben bilmem onu. Vaktiyle yalan söylediği gibi Pilton avda adamında ne bilmem ne adamında yalan söylediğin gibi yine yalan söylersin. Ben onu bilmem. Eğer bir iddia bilimsel isem senin görüşünden de benim görüşümden de bağımsız olarak tekrarlandığında aynı sonucu vermesi gerekir. Su 100 derecede kaynar. Ne zaman? Bir atmosfer basıncında. Peki bu bilimsel midir? Bir atmosfer basınç altında suyu koyarız, kaynatırız, derecesine bakarız. 100 derecede kaynıyorsa bilimseldir. Bitti. Öyleyse bilimsel önerme. Tekrarlandığında, o, onun söylediği şartlar altında tekrarlandığında aynı sonucu vermesi birinci özellik. İki, onun özellikle bunun birinci kısmı bilimsel önerme şartlandırılmış önermedir. Yani bu önerme şu 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 şartlar içinde geçerlidir dediğinde bu bir bilimsel önerme olur. Şimdi bu aklımızın kenarında bulunsun. Bir bilimsel önerme yoruma tabi değildir. Bir bilimsel önerme sana bana göre değişmez. Bilimsellik insanların görüşlerinden bağımsızlar. inançlarından bağımsızdırlar. Peki bu şekilde alalım. Bir fizikçi 1 bölü 2 G takar diye serbest düşme e, meselesini kanun haline getirdiğinde bana göre bu böyledir diyor mu? Demiyor. Ben de demiyorum. O halde bu bilimseldir. Çünkü kim ne yaparsa yapsın bu sonucu alacaktır. Veya bir kimyacı bir formül ortaya koy herhangi bir bilim dalındaki bir kimse bir elektrikteki ben ben de elektronikçiyim köken olarak yani gerilimin akımla gerilim e, direncin çarpımına eşit olduğu meselesi bana ait bir yorum değildir. Bunu kim isterse denediğinde aynı sonucu alır. Öyleyse bilimsellikte yorum olmaz. Eğer bilimselliğin içine yorum karışmışsa bu bilimsellik değil hipotezdir. Hipotez ne demektir? İdare demektir. Yani biz henüz bu konuyu açıklayamadık. Bu konuda bir bilgimiz yok. Araştırma halindeyiz. Çok güzel araştırılacak tabii ama bu bir bilim değildir bilim aynı şekilde alındığında uygulanabilir demektir. Mesela felsefeyi bilenler bilir. Aristoteles der ki bilimin metodu tümden gelimdir. Bilimin metodu bugün de tümden gelimdir. Ne demek bugün de tümden gelimdir? Bu şu demektir. Senin elinde bir formül vardır. Formül bir önermedir. Bu önermeyi alırsın bilgisayar yaparsın. Bu önermeyi alırsın telefon yaparsın. Bu önermeyi alırsın kamera yaparsın. Bilimin metodu budur. İlmin metodu tüme varımdır. Yani araştırmak, araştırarak sabit sonuca ulaşmak. Bilimsellik değişkenler arasındaki değişmezi bulmaktır değişken arasındaki değişmezi bulmaktır. Mesela fizikte fizik diye bir bilim dalının, fizik diye bir ilim dalının var olmasının nedeni maddenin fizik dünyasında değişmezlerinin var olmasıdır. Fizik dünyasında değişmezler var ki fizik diye bir ilim var. Peki fizik dünyasında değişmezlerin var olduğunu belirten nedir? Formüllerdir. Formül neyi ifade eder? Kanunları ifade eder. Kanun nedir? O konudaki değişmezdir kanunlar o bilim dalındaki değişmezleri ifade eder. Dolayısıyla tabii şartını söyler. Şu şu şartlar içinde şöyle bir değişmezlik var. Ben mesela diyelim ki ta, rakamlara takılmayalım. Rakamlar için diyor, anlaşılsın diye söylüyorum. Ben mesela bir taşı 10 metreden attım. 1 saniyede düştü. 20 metreden attım. 2 saniyede düştü. 3 30 metreden attım. 3 saniyede düştü. Bu daha kısa atı düşer. Yani böyle orantılı düşmez. Onun bir hesabı var. Şimdi ben 50 metreden atıyorum. 5 saniyede düşüyor. Burada bakıyorum ki rakamlar değişiyor. 10 metre, 20 metre, 30 metre, 40 metre, 50 metre ve her birinde üst, 1 saniyede 2 saniye, iki saniye, üç saniye, dört saniye böyle rakamlar değiş Ama bir şey değişmiyor. Saniye başına on metre değişmiyor. Ha, bilimsellik demek rakamlara takılmayalım. Yani tekrar ediyorum. Örnek olsun diye veriyorum. Bilimsellik demek ki bu değişkenler içindeki değişmezi bulmaktır. Öyleyse bilim eşittir değişmezliktir. Herhangi bir alanda bir değişmezlik var ise orada bir bilim dalı vardır. Ve biz değişmezliği değişmezlik ilmiyle ifade ederiz. Değişmezlik ilmine matematik denir. Matematik değişmezlik ilmidir. Bir üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya eşittir. Bu değişmezdi. Siz oraya rakam olarak eğer daireyi 360 kabul ederseniz bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 olur. Eğer daireyi siz 500 kabul ederseniz bir üçgenin iç açılarının toplamı 250 derece olur. O sizin kendi pratikte kullanacağınıza göre rakam verirsiniz. Fakat burada esas olan değişmezlikle. Nedir değişmezlik? Bir üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya eşittir. Bir üçgenin iç açılarının toplamı bir doğrunun açısına eşittir. Bir üçgenin iç açılarının toplamı bir dörtgenin yarısına eşittir. Bir üçgenin iç açılarının toplamı yarım daireye eşittir. Bunlar değişmezler. İşte bu değişmezlik matematiğin tam ilmi karşılığı matematik eşittir değişmezlik